Arkadaşlar bugün cumartesi. Fahim Mehmet işlerim bitmedi. Sinema bileti geldiydi. Bir yapımcı abimizden. Bebeklere söz verdim. Benim 3 tane bebeği hanımı gezmeye götürdüm. Yemek ısmarladım. Yemediler hamburger. Damak tadı yok. Bir yerde sık aldılar, bıraktılar. Dondurma aldım. 12'şer kaşık yediler. Geliyorum lan. Ondan sonra onları geçirdim. Saat 4.30-5 oldu. Şimdi aşağı dolmuşa binip, otobüse binip aşağı ineceğim arkadaşlar. Otobüs yanına gideceğim. Arabayı teslim alman lazım. Pazartesi de pazar dinleneyim diyorum. Bizim sevgi odasının seçimi var. Pazar dinleneyim. Pazartesi durmak yok. Sanayiye devam arkadaşlar. Dolmuşu kaçıracağım. Tam geliyor yazıyor. Aman. Kardeşim şimdi. Aa şey bu teyip. Şunu taktırdık. Ondan sonra şunu. Başka amfi. Amfi burada. Hufur orada. Falan filan. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi servisimi bitirdim. Otobüs yanına gidiyorum. Hala sanayide araba çıkmadı. Ayın 5'inde aldım. Bugün 17'si mi ne? İşte pazartesi bugün. 2 gün sonra 2 hafta olacak. Daha birkaç işi daha var. Daha işte şunu söyleyeyim. Arabayı aldım. Açtı da Kadir Usta ve Murat Usta. Kadir Usta var. Bizim Yusuf Karayut'un ustası. Bana radyatör kazanı verdi. Tezin içinden topuzdan tespih başlığı çıkardı, halatları ayarladı, para almadı. Sadece Kadir Usta hariç, herkes parasını da aldı, fazlasıyla da aldı. Saplamaya da devam ediyor. Şimdi kardeşim, şimdi yalan yok, şimdi ses sistemi yaptırıyorum, ona bile para vereceğim. İndirim yapacağız Serkan, Allah razı olsun Payne Mehmet'ten, Serkan'dan da. Bakalım ne kadar yapacak. Arkadaşlar kimse bana sponsor olmadı. Herkese parasını fazla aldı. Şimdi bekliyorum birkaç kişiden koltuk başlarına şu beyazdan böyle deri kırmızı yapılacak. Ondan sonra öne ve arkaya ışıklı tabela yaptıracağım. Bakıyorum birkaç kişiden telefon bekliyorum. Dur bakayım ne diyecekler. Şimdi arkadaşlar diyebilirsiniz Ankara'da kadar iş adamı var. Ankara'da kadar sanayicisi var işte sanayi ile ilgili yapanlar var da. Kimsenin bir faydası yok kardeş olsun. Ben paramı verip yaptırıyorum. Eğer arabaya biri bir şey yaptırırsa onun reklamını ben 1 milyarlık işe ben 100 milyarlık reklam yaparım. Merak etmeyin siz. Hakkını fazlasıyla veririm. İşte arkadaşlar arabanın yanına geldim. Şu kamerayı öne alayım size göstereyim. Makina burada. Makina donmuş sağ tarafı. Donmuş tarafı. Buz olmuş. Ne kadar soğuk varsa. Arabanın sağ tarafı komple buz olmuş arkadaşlar şura. Bugün hava arkadaşlar -11-12 dereceydi sabah. Daha bu servis yeni sındı. Şuna bakın. Arka arkadaşlar önce bak, motor kapağını açacağım. Yusuf dedi ki motor kapağını aç.
Kedi ya da yavru köpek girer dedi. Kayışı başı koparırsın dedi. Kediyi de kafaya öldürürsün dedi. Abo komple buz olmuş. Ahmet arabayı yan koydum. Soğuk komple herhalde. Soğuğu yemiş araba. Camlara bak. Aleykümselam. Donmuştu araba. Bu araba da pislikten gözükmüyor. Arkadaşlar otobüste su vardı. Otobüs suyla bunu yıkayacağım. Otobüs sonra kapıda da yıkarız. Kapıyı niye bırakmış? Hava boş olmuş. Arkadaşlar arabayı çamura çekmişiz bu tarlaya. Arabanın her yeri çamur oldu. Şöyle size arabayı da tanıtayım. Aslında kilometre saati falan yapılacak şeyi. Bu arkadaşlar benzin göstergesi, mazot göstergesi. Ekranı, bazı ekranlar 10 tane ekranı var. Uyu aldırmam lazım. Bir de kapıları otomatik yaptıracağım bugün belki. Arkadaşlar bunu yaptırdım. 10 inç dokunmatik USB'li internetli full'ü teyip taktırdım arkadaşlar. 10 inç. İki tane Pioneer'ın oval büyüğünü taktırdım. Bu bir. Bu iki. Şurada amfi var arkadaşlar. Bir tane amfi. Buraya buffer koyduk arkadaşlar. Buffer buralara sığmadı. Görüyorsun yer yok. Buraya buffer yaptılar arkadaşlar. 20'lik. Ha, üstü arkadaşlar. Üstü kısa olduğu için sığmadı. 20'lik sığdı. Bakayım rahatsız ediyor mu oraya oturan bu çocuğu. Şey. Ha, ayağını buraya koy. Ayağı değiyor mu olacak? Yolcunun ayağı değiyor mu, ne yapacağız bilmiyorum. Amfi, buffer. İki tane böyle tane teyp taktırdım. Arkaya geri görüş kamerası arkadaşlar. Buna 15 metre kablo gitti. Bakın bu tesisatlar hep buradan geliyor. 15 metre kablo gitti arkaya. Geri görüş kamerası koydurduk. Nereden aldılar? Ben de. Koltuklar bu arkadaşlar. Rahat. Geniş. Araba çok geniş arkadaşlar. 46 koltuk var. Burayı da çizmiş. Allah dur beni. Bunu niye çizer ki insan? Ayrıca bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane burada koltuk var arkadaşlar. Sol tarafta 22 tane koltuk var. 4 tane de arkada. 22, 4 daha. 26. 2, 4, 6, 8, 10 da burada var. Buzdolabından sonra. 22, 10 daha. 32, 4 daha. 36. 38. 40. 42. 44. 46. 46, 6, 1. Bu da hostes koltuğu. Burada buzdolabı var şurada arkadaşlar. Arabayı tanıtayım. İzlemeyenler için bir daha tanıtayım. Kocaman buzdolabı var arkadaşlar. Çalışıyor. Çay makinesi kendi. Aa, spotta varmış bak. Silinecek arkadaşlar hep. Bu ne? Tuz, şeker var. Burada çay makinesi, Nescafe var, bardak var. Kendi kettle'ı. Aşağıda temiz su kazanı var arkadaşlar. Burada kazana suyu çekiyorsun, burayı ısıtıyorsun. Çayı buna koyuyorsun, dolduruyorsun. Bu sehpası, bu lavabosu. Bildiğiniz karavan gibi arkadaşlar. Yatağı da var zaten biliyorsunuz. Çayı, şekeri, tuzu, her şeyi var. Yatağı da burak arkadaşlar. İki kişi rahatsız var. Bakın. Şu yanda şoförler için elbise dolabı var. Kış yandan burada dolar. Ondan sonra 22 koltuk. 32, 42, 4 dakikada 46. Bagajlar geniş arkadaşlar. Görüyorsunuz üstler. Televizyon var. Hoparlörleri var. Şunlar neymiş? Televizyon var.
Uydu var, uydu geliyor. Hatta uydu da aktarıyorum. Televizyonlar çalışıyor. Şu televizyonların makinesi. Bu neymiş? Bu ne? Ses sistemin işi herhalde bu. Ha, ampul mü? Temizlik olacak arkadaşlar. O kapıda bugün temizleyeceğiz onu artık. Buraya uyduyu koydurdum. Arkadaşlar burada iki teyp bir uydu vardı şurada. Teybin birini arkaya koydurdum. Teybin biri burada. Uyduyu da buraya koy. Şey uydu demişim. Klimayı da buraya koydurdum. Güzel oldu, yakıştı. Bu imdat şu arabayı indirip bindiriyor, eğir. Arabayı pıstırıyor ve kaldırdı normali. Ondan sonra araba kendine gelsin çalıştırma arkadaşlar. Araba biraz donumu onu açılsın, öyle çalıştıracağım. Burada şeyi var. Burada buzdolabı. Sular var. Şu arkadaşlar şey ışık tabela bundan. Arkadaşlar bir kardeşimle konuştum, çok zengin, aşırı zengin. Buralara böyle marka, derik başlık markası yazılacak. Arkaya bak, en arkaya 2 metre, buraya da 1 metre ışıklı tabela gelecek. Ankara üstü Melek Dayhan ve işte o firmanın ismini yazacağız. Dur bakayım, haber bekliyoruz. Olursa olur, olmazsa ki cepten alacağım. Şimdi şartiyel kapalı. Bu full buraya olmamış gibi ama ne yapacağız bilmiyorum. Burada yangın tüpü varmış. Aa, burada öyle. Burada yangın tüpü var. Adamın ayağı değiyor ama büyüğü de olmuyor. İncesi de pahalı. Arkadaşlar bu bunun incesi silimi şu kadar, silimi 1800 lira. Şuraya oluyor aslında ama hem benim başım ağrıdı hem de çok pahalıydı. Bu biraz daha uygun diye bunu aldım. Şurada mikrofon. Mikrofonu buradan almış. Şurada dolap var. Şurada dolap var. Şu ortada dolap var üstte. Ayrıca her yeri dolap bu arabanın. Bakın burası var. Bura var. Vallahi her yeri dolap. Şu ne? Buyur. Burada dolap var. Adamın gördüğü her yeri dolapmış. Allah razı olsun. Hostes koltuğu. Şeyi bile var, kolçağı. Bir tane kolçağı var. Bir de buraya koysunuz. Şunu 750'ye aldım zaten, biliyorsunuz marka. Bir tane de sol alacağım arkadaşlar, rahat oluyor bu. Kafaya taktım çantayı, sol tarafa alacağım. Ölmeyeceğim nasıl olsa. Hoparlör var. Aa, bu ne lan? Buyur. Bu neymiş? Prizi var. Her koltuğunda priz var arkadaşlar. Her koltuğunda görüyorsunuz şöyle prizler var. 12 watt. Telefonları şarj etmek için arkadaşlar. Hepsinde var. Bu da ekstra bir para tabii. Aldığım hoparlörlerin şeyi 650'lik. Arkadaşlar ben aksesuar ve ses sistemini bıraktıydım, yeniden başladım. Bu arabaya yakışıyor çünkü. Yoksa ben aksesuar ve ses sistemini yemin ettiydim. Bir de bu arabada su var, 4-5 bidon. Öğlen bir de servisi yıkayacağım. Bu arabayı da öğlen çalıştırayım biraz daha dursun. Şu para ödeyek, temin parasını. Geçi bu da havayı boşaltıyor. Arkadaşlar buna belki kumandalı böyle sultanınki gibi bir kumandalı anahtar yaptırayım diyorum şöyle. Arka kapı. Otobüsünki düz. Otobüsünki bu arkadaşlar. Ona da böyle yaptırayım diyorum ama gelip gelen düğmeye basmak lazım çünkü havayı boşaltıyor araba. Şeye bakayım. Motor donar mı arkadaşlar? Arkadaşlar Yusuf dedi sabahları dedi unutma elime dedi. Motorun kaputunu aç bak dedi. Kedi köpek girdi. Bak arkadaşlar kocaman iki. Kedi köpekleri hem kayışları kopar dedi. Hem yazık hayvana dedi. Şöyle bakacaksınız arkadaşlar. Kedi köpek var mı? Soğuktan girer dedi. Bir de radyatörü suyuna bak. 3 tane antifriz aldım. Arkadaşlar 110 litre su alıyormuş. 300 antifriz aldım. Hala yetmiyor. Şu boruları bir elleyeyim. Donar monar da. Allah göstermez. Şuna bir ne sokalım çubuk.
Antifrizin suyuna bir çubuk sokayım arkadaşlar, donmuşum bakayım. Çubuğunu sokup. Ara biraz arkadaşlar. Şurada 1-2 saat teybin işlerini halledeyim, hesabı ödeyek. Ara biraz kendine gelsin arkadaşlar. Çalıştırmayayım diyor. Ara 2 gündür 3 gündür yatıyor, mahvolmuş. Antifriz de eksik gibi aslında. Tamam arkadaşlar, donmamış. Arkadaşlar şu kapak 450 milyonmuş. Allah razı olsun bizim Yusuf'un ustası Kadir Usta. Kadir Usta ile Murat Usta bunu verdi. Mercedes'in orijinali. Bir de vites ayarı. Vitesin halatlarını ayarladılar. Bir de çok yardım etti arkadaşlar. Allah razı olsun. Para Murat almadılar. Sadece Kadir Usta almadı. Altta arkadaşlar bu araba yağ bakımı fiteleri değişirken alttaki karterin kitesinden yağ atıyor. Yağ atınca arabanın bakın sırtına veriyor. Bakın araba arkası yağ. Bakın anlarsınız, siyah. Sadece o sorunu var. Bir de bagajlara mahalle yaptıracağım. Bir yaptıracağım, kapılar yaptıracağım arkadaşlar. İş azaldı Allah'ın izniyle. Bu da kameranın şeyi. Tesisat çektirdik dün. Otobüs. Şu Sultan, şu otobüs. Bayi Mehmet'in oraya gidiyorum arkadaşlar. Şu hesabı göreyim, teybi kontrol edelim. Makine duruyor arkadaşlar. Aynaları da boyattım. Yapılan işleri tek tek anlatacağım arkadaşlar. Tek tek söyleyeceğim. Arkadaşlar araba yaptırdım, işleri tek tek yazacağım. Araba niye 15 gün sanayide diye sormayın. Hepsini tek tek söyleyeceğim, anlatacağım. Arkadaşlar jant alacağım belki ileride. Parayı bulursak 30 bin lira. Alkao marka jant. 30 bin lira. Varsa ikinci el alınır. Araba donmuş lan. Şu bina yeni yapılıyor arkadaşlar. Durduydu, geri başladı. 40 katlı. İskitlerin göbeği arkadaşlar. Pazar yerinin arkası. Şurada Hüseyin Gazi. Hüseyin Gazi öğrenci yurdu. Şu öğrenciler tanıyor beni. Hepsi geldi yanıma. Allah razı olsun. Şurada bir abimiz firma açmış buraya. Üç gündür yatıyor. Tek maçta aldı bak. Saklama saklama. Konuş abi. Sus. Deri değişiyoruz. Bizi mi kandırıyor? Ben anlamadım reis. Bu ufak. Ufak değil mi bu? Serhan dedi paynadan onlar değişelim dedi. Niyeyse bunlar bufurluymuş, baslı. Bunlar bassız diyor. Ne alakası var? Ses daha iyi verir diyor. Bunlar mütene şu havaya şey yap ya. Arkadaşlar bufur olunca ses daha iyi verir dedi, bilmiyorum. Bu ne? Bir tane ateş aç çıktı. Bu ne? Buyur. Tamam. Şimdi o kendine gelir. Anahtar işareti ne? Payneri söküp reis sakla. Ben hiçbir şey anlamadım bu işte. Bu mitlerin çok normal okurlu. Maddi olarak mı değiştik yoksa öbüründe buforlu baslı, bas olduğu için sesi mi bozar dedi Serkan? O biraz daha tok ses veriyor, baslı gibi, anladın mı? Tamam. Mesela bas olmadığı zaman. Ses. Tamam. Ama bu direkt ses. Yani basımız olduğu için bu daha iyi. Uyumlu olsun diye. Mid 10 numara. Ha daha iyi o zaman. Beni tamam. Kandırmıyorsunuz değil mi? Ya abi. Bunlar yani, reis, bunlar da Pioneer.
Geçirme, saplama işi yok değil mi? Yok abi, öyle şey olur mu ya? Tabii canım, hayatta olmaz. Tamam, açsana. Aa, sen teybi oraya koy o zaman. Ses geliyor mu bakayım? Hani bunlar niye çalmıyor? Bunlar çalmıyor. Bunlar niye çalmıyor lan? Arkaya ses az geliyor. Jantlara bakacağız. Ön nasıl, aynı mı şey değil mi? Şu üst parça değişik seninki. Bak seninki böyle, benimki böyle. Bu orijinal. Ha, ve şunlar değişik. Bunlar ne o? Bak. Arkada Yusuf'un arabası da bu. İçten mi dıştan mı, nasıl yaptırdın? Öbür taraftakini söktün, yandı da o. Niye? Ya sen hep internetten... Bunun ana burada yazı var. Ben yaptım onu. Senin ekran niye değişik kardeş? İşte bu yeni tip ekran. Bu? Evet. Senin burada da değişik. Tabii. Ön göz şey yeni bu ya. Yeni göz. Göz değişik. Bu da Yusuf'un araba arkadaşlar. Maşallah tertemiz. Deri başlık yok sadece. Deri başlık sevmiyorum. Şeyler 10 inç. Abo, benimkinin 46 tanesi. Bu da dünyanın parasıdır. 10 inçler. 10 inçler civarı bu. 10 inçler. Efendim? Sen almışsın ya. Arkayı çırpıyor. Bu da Yusuf'un araba arkadaşlar. Jantlar 30 milyar. Alkol 30 milyar. Tamam, git daha belli çekiyorsun. Arkaya bak nasıl çırpıyor bak. Bunlar bile yapamıyor. Aynayı yeni boyattım ya. Aynaya mı sürttün? ...2013 model arkadaşlar. Arkadaşlar teypçide... Cuma, cumartesi, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi yetişmedi gene. Şuraya teybin arkadaşlar kontağa bağlıydı, olmadı. Teybe düğme yaptırıyorum buraya özel. Teybe düğme yaptırıyorum. Teybe arkadaşlar düğmeli yapacağım. Kontağa bağlı olunca işaret, kontak arıza işareti verdi. Araba arıza işareti verdi. Kontak işareti yandı. Ses sistemi reis. Reis Pioneer'larda bu daha iyi ses veriyormuş. Amfi. Buffer. Arkaya bir hoparlör daha yapacağız arkadaşlar, az geldi ses. Şunları iptal ediyoruz. Orijinaller iptal. Tem usta. Erdi usta. Onlar mikrofonda. Bunlar mikrofondan sadece orijinaller. 46 hoparlör. Şunlar iptal. Şu ekstralar iptal. Şunları arkadaşlar bununla yaptıracağım. Bunları buraya yaptırıyorum arkadaşlar. Arkadaki adamlar da yazık, gariban kalmasın. Buraya da ışıklı tabela yaptırıyorum arkadaşlar. Işıklı tabela yaptırıyorum buraya. Biz eve gidemeyiz herhalde, bir ayda bitecek bu araba. He. Önden mi geliyor adam? Aha. Arkadan mı getirdin kabloyu? Aha. Allah'tan şurada kablo kanalı varmış arkadaşlar. Şu kanalın için hepsi gidiyor. Şu kanal.
Bütün kablolar buradan gidiyor. Ses etmez diye buraya bir tane bufur koyduruyorum diyorum. Ya şuraya yayın arkaya. O da bir tane daha amfi gerekiyormuş. Arkadaşlar şuraya bir tane bufur koyduruyorum diyorum. Ses bas. En arka koltuğun oraya. Şuraya sığmıyor. Buradalar. Ama şöyle bir amfi daha lazım diyorlar. Bilmiyoruz, bakacağız. Sesi deneyeceğiz. Ya da şuraya dolabilir. 15 metre kablo geldi bakın. Ucunda telinden geliyormuş demek. Bu da teybin. Teybin kötü diyecektim, değilmiş. Yeni teybin arkası bu kadar incecik arkadaşlar. Bu 10 inç. Bu eski teyp. Bu da eski teyp. İçine sakladık. Bu da teyp. Bu alttaki teyp. Hoparlörlerin teybi. Bu da klima. Kalorifer. Ver oraya, bas geliyor, ne yapacaksın? Mecbur olacak. Ver coşkuyu. Fazladan yukarı değmesin, iz yapar la. İki vidat fazla atma la, arabanın anasını siktik la. Ya sen yabancı desin, üç atacağım ya. Dur ortadan asana bir tane, yürü atıyorsun. Ya oynamazsın sağa sola ya. Yarın müşterinin havasına düşer. La oynamaz, sen iki atsana sen. İyi hadi, sen biliyorsun. Yazık vidaya, git istemiyorum ya, biraz biraz. Tamam, çok süper, ooo. Oh. Reis diyor. Paynırlarda bufurlu bastı diyorsunuz. Buraya niye o zaman bas koymayacaksak? Reisin sesi iyi diyorsunuz. Ver telini. Oo kırmızı, dışı güzelmiş ama. Oynuyor mu lan? Vida yaz attı, oynuyor, görüyor musun? Ben dedim buna. Vida yaz attı dedim ben buna. Lıngır lıngır oynar mı bu? Oynar işte böyle. Atıyorum, 2-3 tane daha atıyorum ya. Oynar mı giderken? Oynar, ses yapar mı? Ses de yapar, oynar. Görüyor musun? Bir de yaz at dedik. Kim at dedi buna, bir de yaz at diye? Sen dedin. Görüyor musun? Adama bir de yaz at dedik. Bir daha aç. Yeni senin de otur. Adam içine karışırsa. Tut, tut. Tut. Bekliyorum. Geçmiş. Çarptım, gir oradan. Ya ben çarpayım. Tamam. Kafam çarpıyor mu? Değiyor mu kafam? Yok abi lan. Bu yüzük adam otur, ne yapacağız? Yolcunun kafası vurmaz inşallah. Bir şey olmaz abi, değil misin? Evet, sen onu söktün, ben ön tarafı bağırdım. Yolcunun kafası 5 metre mi abi? Berkay, şu onu sök. Kufur burada koyduk abi, burada. Evet, yol yok. Burada amfi arkadaşlar. Kişileri görevlileri. Kufurlara ayrı amfi olursa, sağ olun arkadaşlar. Ne diyeyim anam? İki kufur olursa arkadaşlar olmuyormuş değil mi? İki amfi lazım dedi usta. Şey, aynen. Serdin. Sağ ol. I'm gonna go.
Geliyor! Uzman Otocam. Arkadaşlar, kardeşimin yeri Kazım Karabekir, Paydır Mehmet'in yanı, Kazım Karabekir Caddesi, Şel'in karşısı. Şeye giderken, ne tarafa? Kosket. Anıtkabir'e. Anıtkabir'e giderken arkadaşlar, Paydır Mehmet'in yanı, Uzman Otocam kardeşimizin yeri. Uzayan kol bizden olsun arkadaşlar. Camı kırılan, camı çatlayan, camı patlayan buraya bekliyoruz. Emin. Benim selamımı söyleyene %10 indirim kardeş. Haksız mıyım? Doğru. Allah düşman başına vermesin ama arkadaşlar, yolda taş geliyor, bilmem ne geliyor. Soğuktan patlıyor, çatlıyor. Sigorta, kasko hepsi oluyor. Kardeşimiz yer, yabancı değil. Herkesi buraya bekliyoruz arkadaşlar. Uzman Otocam. Arkadaşlar, Allah razı olsun Serkan'dan, Paylı Mehmet'ten. Tesisat sistemi oldu, otobüsünde durulmuyor. 46 kişilik. Allah razı olsun. En iyilerinin hoparlörü, amfisi, bası, teybi 13 en büyüğünü. İçinde ben az geliyorum, içinde durulmuyor. Paydır Mehmet, Kazım Karabekir Caddesi kardeş. Kaç numara? Zaten bilen biliyor, herkes biliyor. Zaten Şahin'imi de yaptılar. Allah razı olsun. Kazım Karabekir Caddesi kardeş. MNG'nin yanı. Herkesi bekliyoruz. Benim selamımı söyleyip de gelenlere %10 indirim yapıyor. Uygun zaten. En uygun fiyat burada. Tabii. Her yerden fiyat alıp öyle gelsinler değil mi? Gelsinler. Değil mi kardeşim? Ne olursa olsun yine gelsinler. 30 yılda geçti Mehmet abi. Geçti abi. 30 yıldan fazladır zaten arkadaşlar, bu işi başlatanlardan biri bence. Ben ilk mesela ben... Eskilerdeniz. Ben çocukken Peugeot 106'm varken Mehmet abiye geliyordum. Aynen. Haksız mıyım? Şaşmaz'da da yerimiz var. Arkadaşlar, Şaşmaz'da da burada var. İbedik'teki kapandı, iki şubemiz var. Haberiniz evet. Olsun. Peki. Çakmalarından kaçının. Çakmalarda var mı? Var abi, olmaz. Nasıl? Var. Allah Allah. Abi aynı işte. Benim bile var. Senin nasıl olmasın? Hadi Serkan'ım, Allah razı olsun. Görüşürüz. Arkadaşlar bakın, geri yanaşıyorum şimdi. İşte böyle olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, teybin elektriğini kontaktan almışlar. Düzeldiydi, geri yandı. Şimdi yarın gelip gene yapacağım arkadaşlar. Şimdi bakın geri kamera. Şöyle çıkıyorsun. Şuradan kapatıyoruz. Ayrı düğme yaptırdım. Bismillahirrahmanirrahim. Açık bir şey var mı? Yok.